Efendim, bu arada şu düğün işine konuşalım. Evet. Ne düğünü? Oğlumun düğünü. Ay ne gerek var canım, üstünden bu kadar zaman geçmişken insanları hatırlatalım yeniden. Feride, ben kimseye Hasan Ali Başkan oğluna düğün yapmamış dedirtmem. Anne baba, bırakın da buna biz karar verelim. Tamam, siz karar verin ama ben bir karar verdim, ben de size onu söyleyeyim. Şimdi 1000 kişilik davetli istiyorum. Ondan sonra kuş sütü eksik olmayacak, dilere destan bir düğün olacak ve düğün 3 gün 3 gece sürecek. Ya her şeyin abartı Hasan Ali. Her şeyin anormalsin. Düşüncelerin anormal, yaptıkların anormal. Yeter ya. Kalmadı artık böyle bir düğün. Kalmadı. Ya niye kalmadı? Kalsın efendim. Bunlar gelenek. Kalsın. Ayrıca ben Türk sanat müziğinin en ünlü sanatçılarını getireceğim o gece. O gece manşet olacağız, manşet. Baba biz manşet falan olmak istemiyoruz. İstemiyoruz öyle abartılı şeyler ya. Yok yani. İlla havasını atacak ya tabii. Sen ne düşünüyorsun Yıldız? Ay benim ne düşündüğümün bir önemi yok ki. Baksana masaya. Ya bak, Adana'dan gelecek misafirlere de otellerinden birini kapatacağım ha Çağatay. Nasıl? Çok iyi fikir baba. Ben o zaman tatlılara bakayım bari. Aysel dinler beni. Ben de yardım edeyim. Aferin. Aferin Cansu, yardım et. Aferin. Anne baba artık yeter ya, şu konuyu değiştirebilir miyiz? Yahu milyonluk düğün yapıyorum. Mutlu olsanıza. Baba istemiyorum. Düğün de kutlama da istemiyorum. Ya kız milyonluk düğün istemiyor, anlamıyor musun? Mahalle arasındaki bir düğün salonunu istiyor. Anne yeter ama artık ya. Benim bile burama kadar geldi. Bu kız sana nasıl ayansın? Aranız bozuk değil mi? Değil. Anladım ben. Çağatay. Efendim? Bu ilk günden beri bu ne ara bozukluğu falan böyle. Yani bir mesele varsa anlat bana. Baba tek mesele sizin benim hayatım hakkında karar vermeye çalışmanız ve benim buna sinirlenmem. Bu normal olarak. İşte modum var mı, derdim var. Al canım şu fındığı dök bari. Aysel Halitcan'a bakıyor da benim oğlum var biliyorsun. Bari ben koyayım dedim, hem de içeriden kaçtım biraz daha soluklanayım diye. Seri laf sokma oluyor ya. Boş ver sen de bu arada, takma yani. Takma diyorsun da işte deniyorum diyelim. Hasan Ali Bey çok iyi bir adam. Hı, çok iyi. Gerçekten bak seni de çok seviyor, ben bile anladım bunu. Çok kıymet veriyor sana. İnşallah dediğin gibidir. Boş ver, kim ne derse desin. Sen evliliğinde mutlu olmaya bak. Hem yeni evli her çift bir takım sorunlar yaşıyor yani. Doğru diyorsun. Belki de benim kaderimde kaynana ve kayınpeder dırdırı çekmek varmış. Yani bıkkınlık için bir hormon salgılasaydık şu an benimki tavan olmuştu. Ay kapı kapalı değil mi? Duymasınlar. Ama bu arada yani sizin eşinizle aranız iyi değil mi yani? Hiçbir sorun yok. Yani iyi. Ay hadi gel gidelim. Feride Hanım arkamdan konuşmasın. Aysel alır bunları.